GTA Gizemlerinin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün terk edilmiş olmayan aslında zaten çalışan bir fabrikayı inceleyeceğiz. Bu fabrikada oyuncuların söylediklerine göre Slender denilen uzun boylu takım elbise içinde yüzü beyaz olan figür. Bunu inceleyeceğiz. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Karakter hakkında falan birkaç bilgi vereceğim. Bu Slender denilen şey aslında bir mit. Yani gerçek olmayan sadece bir varsayımdan ibaret. Yani insanların kendilerinin uydurdukları şeyler. Bunun GTA 5'e uyarlanması, yani yüklenmesi çok olağan bir şey. Şimdi burada terk edilmiş olmamasını dikkatinizi çektim. Ses zaten bir sürü ses geliyor. Ve buradaki insanlar çalışıyor yani. Burada birkaç insan görebiliriz yani. Gündüz vakti çalışan insanlar çok. İçeride zaten hani baktığınızda birkaç kişinin olması gerekiyor fabrikanın çalışması için. Bunlar akşam olduğunda falan eve gidiyorlar. Biz buna tanık olacağız. Biraz daha gece olsun. Şimdi Slender denilen figür ilk başta bir insan tarafından 2009'da çıkartılıyor. 2009'da bir yarışmaya giriyor. Bir yarışma var. Korku yarışması gibi bir şey. Bir figür tasarlıyor ve onu insanlara sunuyor. Yarışmada da bu fikir tutuluyor. Yani kazanılıyor mu? Yarışma kazanmak diye bir şey var mı? Ki yarışma olduğuna göre kazanılacak bir şeydir. Pardon. Hani bilmiyorum. O konuda pek bir bilgim yok. Neyse bu şeyi çıkartan eleman hani Slender figürünü çıkaran eleman 2012'de Slender The Eight Pages diye bir oyun çıkartıyor. Bu oyun insanlar tarafından sevilerek karşılanıyor. Çünkü insanların bu konuyu hakkında bilgisi vardı yarışmadan. Ve oyunda bunu hani nasıl diyeyim? Oyunda bunu giderdiler bu heyecanlarını. Oyun tutuldu. Oyunun yapımcısı yani indie bir şeydi. Hani indie yapım bir oyundu yani tek kişinin yaptığı bir oyun. Bu oyun sonradan hani bir stüdyo tarafından yapıldığını bilmiyorum. 2013 yılında Slender The Arrival denilen bir oyun çıktı. Sanırım bilmem kaç Mart ayında çıkmıştı. Biraz araştırma yaptım o yüzden. Şu an pek akşam değil. Saate bir bakalım. Saat 8'e geliyor. Akşam 8. Şöyle şuradan ben bir haritaya göstereyim. Haritadaki konumuz burası. Şimdi şu şekilde göstereceğim. Burası bizim yaşadığımız alan. Michael karakterinin evinden bahsediyorum. Bu Michael karakterinin evinden yukarıya doğru çıkın. Yukarıya çıkın. 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 Şurada bir şey göreceksin. Teleferik. Bu her zaman var. Yani oyunun ilk başında değilseniz birkaç görev yapmışsanız burası zaten açılır. Burası açıldığında buraya böyle fokus yapın. Fokus yani buralar açık değil gibi varsayalım. Eğer oyunda ilerlemişseniz zaten burada bir görev de geçiyor yani. Burası zaten açık olması gerek. Şu teleferiğin hemen azıcık sağ çaprazında burada işaretlerseniz şuradan görürsünüz zaten. İşaretlenince çünkü haritanın bir kısmı açılıyor. Öyle bir güzellik var. Hani şurayı mesela işaretlediğinizde açılıyor bak. Neyse. Tamam. Şimdi burayı biraz daha gezelim. Biraz gece olmasını bekleyeceğim. Şimdi burada insanlar dediğim gibi çalışıyor. Fabrika kocaman. Fabrikanın üstüne falan çıkmaya çalışacağız. Şimdilik aşağıda kalalım. Biraz inceleme yapalım. Dediğim gibi bu bir araştırma videosu olacak. Yani Slender'ın gerçek olup olmadığını sorguluyoruz. Kontrol ediyoruz. Denebilir. Siz eğer bir Slenderman görmek istiyorsanız oyunu modlayıp bu tür videolar çeken ve insanları kandıran insanları izleyebilirsiniz. Benim oyunum modlu değil yani söyleyeyim. Evet burada biri oturuyor falan. Hani böyle boş boş oturanlar, duranlar. Bunlar figür olarak konmuş. Hani pek bir amaçları yok öyle diyeyim. Evet, yukarıya doğru da çıkalım. Zaten bayağı gece oluyor şu an. Saat 8'e gelmiştir. 8.30 8'e gelmiştir bile değil.
Peki o zaman silahımızı çekelim çünkü gece oluyor. Klasik iç kameramıza geçelim. Evet, bu şekilde. Tabii şöyle şunu açalım. Pardon, bu sefer de bunu açalım ya. Yok. Tamam, biraz karıştı ortalık. Yani baktığınızda ortam Slenderman'in burada olmasına uyumlu bir şey değil. Neden diye soracaksanız, Slenderman çocuk kaçırmayı seven, yani çocuklarla ilgisi olan, çocuklarla alakalı birisi. Hani bu mitin kaynağı hani şeyden bahseder. Çocuk kaçırdığı falan. Hatta bu yarışmaya katılırken Slenderman'i çocukların arkasında bir şey olarak yapmış. Ve evet, şimdi gene şuraya geliyoruz. Şimdi bu gördüğünüz figürümsü hortumların bulunduğu yer bir figüre benzetiliyor. Şimdi şurada bir kafa eklemişler. Bunu bir önceki gizem videosunda bulabilirsiniz kanalımda. Orada da aynı şekilde böyle bir yer vardı ve kafası yoktu. Burada bildiğim bir kafa eklemişler. Hani burada bir şeyin olduğuna inandırmak için olabilir. O bir önceki videoda gösterdiğim yer görevlerde geçmemişti. Görevlerde kullandığımız bir mekan değildi. Ama burada görevlerde kullandığımız bir mekan. Hani burada toplanabilir şeyler olması biraz zor. Yani şöyle de bir şey var GTA oyunlarında. Bir yer görevlerde kullanılmadıysa o yerde bir Easter egg olması çok ihtimal. İhtimali var yani. Ama burası görevlerde kullanılmış bir yer. Ki illa da öyle bir şey olacak diye bir şey yok. Çok güzel konuşuyorum. Öyle bir şey olacak diye bir şey yok. Şurada bazı yerler falan var. Oraları tam bilmiyorum. Şimdi şuranın üstüne doğru çıkmaya başlayalım o zaman. Merdivenlerden falan. Şurada bir kamp cam paketi var. Şimdi bayağı oyun karanlık. Baktığınızda bayağı karanlık. Sonuçta gece araştırması yapıyoruz. Şuradan canı da almayalım. Ama burada bir can olduğunu bilelim. Çalışanlar alkol falan kullanıyor olabilir. Veya bunlar fabrika için hani kullanılan materyallerden biri olabilir. Atık olabilir falan. Ama şu bildiğin Sprunk, yani hani bildiğin içecek. Evet, sabahki elemanların hiçbiri şu an burada yok. Pardon, varmış. Şurada hala geziyorlar. Fabrikanın içinde hala çalışıyor. Yani 24 saat. 7-24 çalışılıyor fabrikanın içinde. Sakin. Peki. Tabi silah çektiğimiz için biraz korkmuş olabilirler. Sonuçta şu şekilde duran bir insanız. Bunun üstüne falan bir yerden çıkacağız. Bunun üstüne değil tabii ki de. Şu binaya bir bakalım. Buralarda yani Slenderman'in olabilmesi için elbette bir hani illa bir şey gerekmiyor. Bir neden, bir sebep gerekmiyor yani. Eklemiş olabilirler zaten de. Hani baktığımızda mantıksal bir şey yürüttüğümüzde hani burada çocukların olması biraz daha şey yapabilirdi bize. Hani heyecanı sürüklerdi falan. Daha gerçek olduğunu inanırdık en azından. Ben şu an pek çıkacağına inanmasam da araştırmayı kontrol ediyorum. Şimdi burada fabrikanın içine mi giriyoruz? Fabrikanın iç kısımlarına doğru gidiyoruz. Bu arada bu bir kereste fabrikası. Yani sesleri iyice artmıştır zaten. Buradan üst tarafa çıkıyoruz falan. Hani burasının karanlık olduğunu varsayarsak, bir ışıklandırma kaynağının fazla olmamasını falan ve hortum figürlerini gördüğümüzü de varsayarsak, burada bir Slenderman'in olabileceğini varsaymak olağan. Evet, kondisyonumuz artıyor, ne kadar güzel. Evet, şuralara falan çıkacağız işte. Buraya bildiğin çıkılıyor o zaman. Aynen. Bak, burada bu şekilde bir yer var. Orada bayağı tırstım. Ya efektler falan gerçekçi olunca karanlık bir de. Yani buradan iç kısımlarına doğru gidiyor muyuz bilmiyorum. Şu an dışarı çıkıyoruz galiba. Ve çok güzel düştük. Yani buradan tekrar çıkalım. Bu arada gördüğünüz bir şey olursa
Ben böyle bazen hani şeye kapılıyorum. Şurada bir şey mi vardı falan diye böyle. Ona ben videodan sonra dönüp bakacağım eğer bir şey varsa. Biraz korkalım. Siz de bir şeyler bulursanız yorumlarda paylaşıyorsunuz. Zamanıyla birlikte. Biz de o gördüğünüz şeyleri görmüş olalım. Şimdi biraz etrafında dolaşacağız. Bu fabrikanın yanında, hemen yanında bir tren istasyonu değil, bir tren yolu var. Şu ileride de bir tren istasyonu olması gerekiyor. Peki. Slenderman'in çıkardığı bir ses olmadığı için rahat rahat konuşabiliyorum. Hani sesi duymamıza gerek yok. Normalde fabrikadaki insanlar geceleri gidiyorlar. Yani burada dışarıda bekleyen insanlar gidiyor ama içeride sürekli bir çalışma var. Sürekli çalışıyorlar. Yani tabii bir insan 24 saat çalışamaz. Tabii içerideki bir canavar değilse. Burada odunları büyük ihtimal buradan sürüklüyorlar veya buradan çıkardıkları bir dakika. Şuradan çıkardıkları odunları falan. Bak tren geçiyor. Odunları buradan yuvarlayıp aşağı atıyorlar büyük ihtimal. Evet. Şimdi şu üst tarafa doğru çıkmaya çalışacağım ben. Onun için biraz tabii ışıklı gidelim. Şurada bakın mesela bir şey kıpırdadığını gördüm. Bir hayvan bile olabilir. Çünkü bu Allah. Yer mi ıslak? Ha bak burada bir detay eklenmiş. Yani yerin ıslak olduğuna kadar gerçekçi olmasa da. Bak mesela şurada bir şey kıpırdıyor. Bak bak bak. O büyük ihtimal köpek gibi bir şeydi ya. Ben onu niye öldürdüm? Neyse. Korktum bir an. Tamam. Orada ben böyle korkuyorum yani. İçimden korkuyorum gibi bir şey. Kurt mu ne bu? İşte burada böyle hayvanlar falan var. Bunları da hani canlı olarak görüp kıpırdıyor falan gibisinden şeyler söylenebilir. Şimdi ben buraya çıkacağım. Şu merdiven arayıcılığı ya. Şöyle kenardan. Şuradan şunun üstüne çıkalım. Buradan buraya. Bir de şöyle. Oo, ne yapıyorsun Michael? Michael. Ciddi misin? Neyse. Ben orada durur diye düşündüm de tabii GTA'da böyle bir şey yok. Şimdi baktığın zaman demin ateş ettik ve ateş ettiğimizde hani insanların değil canlıların ayaklanması gerekiyor direkt. Burada herhangi bir ses duyan bir varlık varsa hani bizi duyup ya buradan kaçar ya da saldırgan bir şekilde bize saldırır. Hani o yüzden ateş etmemiz bir yandan iyi bir yandan da kötüydü. Ne oldu demin? Peki. Herhangi bir şekilde içeri girilmiyor. Hani içeride olup biteni göremiyoruz veya insanlarla etkileşime geçemiyoruz ki orada bir insan olduğunu bile bilmiyoruz. Burada ne var? Şuraya çıkalım. Evet, buradan şöyle yürüyeceğiz şimdi. Hadi be, ciddi misin? Evet, burada mesela bir jeneratör var. Bu jeneratör ses yapıyor. Bir sürü içeride makineler, şeyler çalışıyor. Onlar da ses yapıyor. Hani bir ses duyduğunu falan iddia edenler varsa onlar gerçek sesler olmayabilir. Çünkü Slenderman'in de bir sesi olduğunu biliyorum. Tamam. Şöyle gidelim şimdi yavaştan. Sakin sakin. Buradan şu üst kısmı artık çıkmak istiyorum. Evet, burası kapatılmış gene. Buradan aşağı inebilir miyiz? Bu arada ölmemize ne kadar kaldı hiçbir fikrim yok. Hani sonuçta şeyi kapattım. Evet, buradan şuraya çıkalım. Biraz da çatılarda gezelim.
Slenderman'in çatılarda gezdiği falan hiçbir yerde söylenmiyor. Öyle bir şey de duymadım. Ama eğer hani çatıdan belki aşağıları falan kontrol ettiğimizde görebilme olasılığımız vardır. Ama yani bir fabrika için dışarıda insanların olmadığını da düşünürsek hani ışıklandırılmaması çok normal. Şu inelim aşağı. Bu arada videoyu 720 pikselin aşağısında izlerseniz video kalitesi cidden düşük olur. Hani eğer bir şeyler yakalamak istiyorsanız 720 pikselde izlemeniz önerilir. Şimdi buradan aşağı nasıl ineceğiz? Buradan şöyle ineriz. Evet, gizem araştırmasının o zaman sonuna gelelim. Hani bu tip gizem araştırmalarını istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Videoyu beğenerek çok destek olursunuz. Slenderman mitinin şimdi olayını burada son bir kez açıklayayım. Hani Slenderman hakkında şu an gidip bulduklarımız hakkında konuşuyorum. Slenderman'i gidip gördüğümüz olarak hani Slenderman'i inceledik. Orada bir Slenderman olduğunu göremedik. Elbette siz görmüş olabilirsiniz. Veya gördüğünüzü de sanmış olabilirsiniz. Ama hani kanıtları varsa elinizde veya kayıtları falan varsa onları paylaşın. Hep birlikte öğrenelim. Şimdi ben kendi bulduğumu söyleyeceğim. Orada bulduğum şeyler, karanlık bir ortam. Yine aynı hortum figürleri var. Yani hortum figür şeklinde durmuş hortumlar. Buradan çıkarabiliyoruz ki insanlar uzaklardan karanlıkta gördükleri o hortumları figür zannedebilirler. Ayrıca bir dağın, yani nasıl diyeyim, bir ormanın içinde olduğumuz için hayvanlar da var. Yani hayvanları Slenderman olarak görmek de çok olanaklı bir durum. Yani görülebilir. Yani ben oyunda hatta orada bir kurt vardı, ben onu yılan falan zannettim yani. Hani insanlar bu tür şeyler söyledikleri için ben bunları anlatıyorum. Bu arada bu nasıl çok tuhaf bir araç. İlk defa görüyorum ha. GTA 5'te böyle bir aracı ilk defa görüyorum. Neyse. İşte böyle. Benim diyeceklerim bunlar. Gidip kontrol ettik. Peki o zaman şöyle bir veda yapalım. Michael'ın ağzı gözü dağılmış tabi de. Yani o düzelir herhalde. Peki o zaman, umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bay bay.